KANGAL Tanga, Tanga. Tips. Tips. Kazandırmaya Devam ediyor, devam, ediyor. Takibe devam Takibe devam Takibe devam ben <laughs> Agalarım, herkese selamlar. 31 Ağustos 2024 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Muazzam maçlar var. Aga geçen hafta hepsini izledik. Zaten ilk maçlarını da izledik. En çok goller nereden gelebilir? Atılan her golden biz kazanalım diyerekten de çok güzel karşılaşmalar çıkardım. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim ve videonun sonunda sizleri bir adet de ideal kombine bırakacağım. Kombine çok istiyorsunuz. Sizlerden tek ricamız aga, videoyu atacağınız beğeni ve yorum destekleridir. Yani 10 saniyenizi ayırıp 10 saniye bile değil bir beğeniye basıp en azından emeğine sağlık yorumu bizler için yeterli olacaktır. Dediğim gibi bir adetle ideal kombinasyonu yapacağım. Başlayalım. Öncelikle maç skoru yarışmamız var. Bilen tam 5 kişiyi 7 gün gruplarımıza WhatsApp gruplarımıza misafir edelim. Maç skoru yarışmamız Adana Demir ile Galatasaray. Galatasaray bildiğiniz üzere Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Olağanüstü kurul toplantı vesaire derken bu maç ne olur sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli. Bilen 5 kişiyi de bir hafta boyunca gruplarımıza misafir edeceğiz. Her türlü soru görüş öneri, eleştiri, ne bileyim e, sorusu olanlar, gruplara gelmek isteyenler de ekranda gördüğünüz 0534-446-5989 numaralı hatta mesela taraktan da açıklamada linki var, yorumlarda linki var, solda numarası var, ekranda numara var. Kaydedip de en azından nasılsın kanka diye yazmak isteyenler yazabilir aga. Bunun da bilgisini verelim. Aga misli seviyesinde hafta sonunda şu şekilde ilerleyeceğiz. Hemen anlatayım. Yüksek misli seviyesinde bu hafta sonu genellikle yüksek vereceğiz. Yani miktarları yüksek alacağız. Çünkü bu karabağ ama rahatsız derken biraz oradan zarar ettik. Oradan toplamam lazım ben. Ben burada seçmiş olduğum maçlar özellikle Avrupa'dan oynayanlar veya 1000 TL'nin üstünde oynayan varsa hem yüksek misi canlılar hem de maç önü tercihlerle birlikte ekranda gördüğünüz hem yasal hem de Avrupa olarak da her iki şekilde hizmet vererekten de ortak kasa tuttuğumuzu söyleyelim. Yüksek misi seviyesine bu şekilde hafta sonu devam edecek. Sadece bunlar değil dediğim gibi yüksek mislinin canlısını da yapıyoruz en güvendiğimiz karşıda. Maç bakıyorum çok hareketli aga. Atıyorum ya dün attım mesela. Kızıl Yıldız'ın tekrardan bir golünü attım. İlk yarı golünü attım. Attık o şekilde yüksek bizi canlı da ilerliyoruz. İdeal kuponlarımız olacak. İdeal alternatif 70 oranlı 50 oranlı kuponlarımız da çıkartıp güzel liste halinde sizlere yayınlayacağız zaten WhatsApp gruplarımıza. Onun dışında canlı olarak zaten hafta sonu 2 gün boyunca ekrandayız. Elimizden gelen en iyisini yaparak da canlı olarak da kazanç sağlatmaya çalışacağız. Ücretsiz Telegram kanalımız var. Bakın bu ücretsiz Telegram grubu açıklama ve yorumlarda linki var. Ücretsiz Telegram grubu yazıyor. Veya Telegram'a gelip Kangal ücretsiz yazarsanız da gruba ulaşırsınız. Hatta dün ben orada neler verdim oradan bahsedeyim. Oraya da çalışıyoruz yani oraya da veriyoruz. Çünkü or buraya verdiğimiz adamlar bizim videolarımıza destek veriyor aga. Ekranda gördüğünüz mesela Karabağ-Zagreb mücadelesi var. Maç hareketli aga ilk yarı gole girdim. Dedim kaydı haydi Karabağ. Karabağ'dan bekliyorum biraz da golü pozisyonlara giriyor. Sonra bir tane daha canlı verdim. Atletik Bilbao ilk golü Bilbao atacak diyerekten de çok güzel pozisyonlara giriyor. %4 olarak verdim bunu da. Aga Karabağ attı mı golü? Pardon Zagreb attı mı ilk yarıdan? İlk yarı golümüz geldi Sonra dediğim gibi yüksek misli canlı da yapıyorum. İlk yarıdan bir burada üst almışım. 1000 TL maç güzel aga. Orta sahalar kolay geçiliyor. Bol şanslar diyerekten de. Bak bu yattı mesela. Yüzde %2 verdim. Dedim ki ikinci golü Karabağ bulur. Aga Karabağ'da iş yok. Yani umut çok düştü. da mesela çok güzel geliyordu. Dedim ki Bilbao yana yana geliyor aga Beriz olsun dedim. Başakşehir'e misli yapmıştım. Canlı devler devre arasında canlıdan maç sonu bile aldım aga. 2000 misli güzel orandan. Bilbao golü attım aga. Attı tertemiz. Oğlum Karabağ ne kaçırdı dedim. Karabağ yeter dedim ya. Karabağ'ın bir golünü bekliyorum. Misli de bekliyor. Sıvayla Pırak mücadelesi var. İlk yarı gole girdik. Bak çok efsane dedim. Dedim ki dedim ama dedim bak 0-6'da attım. 22-0-6'da 22, 22 de gol geldi zaten. Bu şekilde aga elimizden geldiğince burada da kazandırmaya çalışıyoruz. Sizlerden desteği bekliyoruz. Beğeni ve yorum desteği. Toplamda 10 adet mücadelem var. Beğeni ve yorum destekleri geldiyse başlayalım aga. Arsenal Brighton mücadelesi, erken seans mücadelesi. Erken seans her zaman sıkıntılı oluyor. Futbolcular oynama saatine alışkın değil. Yemin ederim. Yeme düzenleri, kalkma düzenleri, uyku düzenleri her şey değişiyor aga. O yüzden problemli maçlar çıkabiliyor. Kornere yönelsem dedim ama kornere de yönelmeyeceğim aga. Ben burada Arsenal tarafındayım. Arsenal kazanır, okey. Arsenal'ın da ben burada galibiyetini bekliyorum. Ona da okey. Ama bu galibiyeti ben 4.5 altında bekliyorum aga. 1.60 bandında bir oranı var zaten. 1.58 nesine de 1.70'e kadar da iddiada iddia konuda oranı var. O yüzden ben dediğim gibi burada kazanırsa Ferdi için özellikle izleyeceğiz. Bu maçta oynar mı bilmiyorum ama 4.5 altında bir Arsenal galibiyeti. Maçın indeks beklentisi de 2-1'lik Arsenal galibiyeti aga. Stuttgart'la Mainz mücadelesi. Stuttgart'ı son maçında izledik. Bizimde Stuttgart ne vardı? Stuttgart bir yeri kazanır vardı. 3-1 mağlup oldu. İlk yarıyı kazanıyordu. Sonlarda o Dakika 38'de yedik sanırım. Gol yemişti orada. 3-1 maçı da kaybetti. Genel olarak oyunun hakim Stuttgart. İyi oynadı. Ama çok fazla şut pozisyonuna sokamadı. Yani top hakim oldu. Baskı kurdu. Ama çok fazla şut pozisyonuna giremedi. da başladı. Şimdi ben burada oyun olarak tabii ki Stuttgart'ın yani baskı metreyi göreceksiniz hep Stuttgart tarafına gidecektir mutlaka. Oyunu domine ediyor. Şut pozisyonlarda sağlam bulabilirse, iyi pozisyonlarda girebilirse ben burada Stuttgart'ın kendi evinde atacağı iki golü değerlendirdim. Oran 1.42. Zaten e, indeks beklentisini söyleyeyim. 2-1 Stuttgart galibiyeti. Bochum'la Mönchengladbach mücadelesi. Bohum Leipzig maçını izleyenler vardır mutlaka. Maç 1-0 bitti. Yani hiçbir sıfırlık maç değil. Bohum da özellikle ilk yarıda iki tane çok net gol pozisyonu kaçırdı. Yani pozisyonlara giriyor. Arkaya boşluk bırakırsanız aga Bohum gerçekten ceza kesebilir. da Bahçı, Gladbach'ta Leverkusen karşısında izledik. Çok iyi bir maç oynadı. 90 artı 11'de Level Kuzen Klasik altlı 3 kazandı. Çok güzel pozisyonlara girdi ve üretken bir Gladbach vardı. Ben burada çata çat bir oyun bekliyorum. Birbirleriyle çok güzel çarpışırlar. Bakın burada favori bohum olsa da Gladbach bence bir adım daha önde. Hatta indeks beklentisini söyleyeyim sizlere. 3-1 Gladbach'ın galibiyeti bekleniyor. Ben güzel bir mücadele bekliyorum. İdeal kombineme de aldım sizlere vereceğim. İdeal kombine 2.5 üstü 1.43 gibi orandan değerlendirdim. İpswich Damla Fulham mücadelesi. Fulham'a saygı. Senden yana razıyız Fulham. Geçen hafta sonu Fulham'un bir yarayı kazanırdı. Ben yüksek misli vermiştim. Hatta 2-1 skoruna 2,5 üstüne bir de yüksek oranlı kuponumu almıştım. 2-1 kazandı. 7000 TL'lik bir mislim vardı orada. Onu kazandı. Ipswich Town da erken dakikada City'ye bir gol attı. Ama City yani 10 dakikada 3 tane attı. Maçı bitirdi zaten. Öyle bir mücadele oldu. Ben Ipswich işte kendi evindeki Liverpool maçını izledim aga. Gerçekten kontradan falan pozisyon buluyor ama bak burada kontra değildi aga sorun. E, yani Fulham'da Ipswich baskı kuracaktır. Yani sadece kontra oynamayacaktır burada. Ben burada karşılıklı gelecek golleri bekliyorum. Ipswich Stam'a da güveniyorum. Maçın indeks beklentisini söyleyeyim. 2-2'de skor. Haberiniz olsun. Ona göre bir KG var maç olarak değerlendirdim. Leicester City ile Aston Villa mücadelesi. Çok güzel bir mücadele. Kaliteli bir maç olacağını düşünüyorum. Aga. Özellikle Aston Villa tabii ki burada bir adım önde. Ama Leicester City de mutlaka duran topları özellikle iyi kullanan bir takım. En azından duran topları değerlendirmek isteyen bir takım. Aston Villa'da hem geçiş oyunu olsun hem de set oyununu oynayabilen bir ekip. Ben burada gollere yöneldim. Aga. Maç geneli 2.5 üst olarak değerlendirdiğim bir karşılaşma. Maç genelinde 3 gol bekliyorum. Güzel bir karşılaşma da olacaktır diye düşünüyorum. Wolves çok güzel bir Chelsea mücadelesi oynadı. Ama Madueke'nin atmış olduğu gollere baktığın zaman da adam hat-trick yaptı. Arka arkaya 3 gol attı. 3 gol yani de aynı aga. Yani asist aynı. 3 gol asistin Palmer. Goller Madueke ve gol şekillerine bakın. Hepsi sağ çaprazdan vuruş. Sağ çaprazdan vuruş. Hepsi öyleydi. 3 gol de öyleydi. Nottingham Forest burada favori çıkmış fakat ben Wolves'ın oyuna girmesini bekliyorum. Savunması iyi bir takım Wolves tarafı. Ama geçen maç 6 yediler. Burada savunmayı biraz daha sıkı tutarlar bilmiyorum da. Her iki tarafında bulacak, bulmuş olduğu pozisyonlar olacaktır mutlaka. 4'de 3 net gol pozisyonu. 7 tane gol pozisyonu yazdım ben mücadeleye. Ben burada karşılıklı gelecek gollere. Özellikle Nottingham Forest'un Bournemouth mücadelesi vardı. 1-1 bitti sanırım. Çok keyifli bir mücadeleydi. Bournemouth 89'da mı ne attı golü? 90'da mı ne attı? E, karambole attı biraz. Adamın önünde kaldı. Adamın ismini hatırlayamadım ama güzel maçtı. Dediğim gibi karşılıklı gelecek goller burada benim idealimdir. Geçtim Level Kuzen mücadelesine. Leipzig çok güzel bir kontra takım Aga. Yani burada Level kalesine gol bulma ihtimali var. Ama ben burada favoriye gittim. Level Kuzen tarafındayım. Level Kuzen'i güzel de oran açmışlar bence. Ama taraf almadım tabii ki. E1 uçuk üstü aldım. Level Kuzen tarafının hafta içinde, hafta içi dediğim daha dün bir maç oynadı Level Kuzen. Ee, Deplasman bölgesel ligden bir kupa mücadelesi oynadı 1-0 bitti mücadele onu da izledik esportaydı mücadele Yani dediğim gibi her maçı takip ederekten de en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz analizler gelir veya gider gerçekten o önemli değil ama ben izleyerekten de bildiğimi anlatmaya devam edeceğim Level kuzen tarafı hafif bir yorgunluk olabilir ama Leipzig Bochum mücadelesinde yani kalesinde çok pozisyon verdi Özellikle ya o arkadaki boşluklar falan. Ama buradaki arkadaki boşluk bırakan taraf Leverkusen tarafı olabilir. Burada Leipzig tarafından gol gelebilir ama dediğim gibi ev sahibi 1.5 küs benim ideal tercihim. Oran da çok güzel. Nesine de bir 41 iddia konuda bir elde vardır bu. Yüksek orandan da bu mücadele. Mücadelede hem Leverkusen galibiyeti hem de karşıt gelecek goller. Yani 2-22 gibi bir oran var bunun da. 2-1, 3-1 bandında bir mücadele geçebilir. Adana Demirspor'la Galatasaray mücadelesi. Bu maçı da ideal kombineme değerlendirdim. Galatasaray'ın oranında oradan galibiyeti iddiada zaten 1.38 bin oranı vardı. Direkt söyleyeyim id ideal kombinem L l Lapah mücadelesiyle Galatasaray mücadelesi. Bu maçın da maç sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Bilen 5 kişiyi gruplarımızdan misafir edeceğiz. Aga Adana Demir'de kalede zaten 15 yaşındaki çocuk var. Son mücadele Deniz var çocuk demeyelim adam Adana'nın kalesini koruyor. Adana son mücadele Kasımpaşa ile birlikte yani Kasımpaşa'da Nuno Da Costa'nın vermiş olduğu emeğe yazık gerçekten forvetle. Bir gol bir asist oynadı. Yani gerçekten o kadar hızlı oynuyor ki helal olsun adama. Kasım Adana Demir mücadelesine biz 3.5 üst girmiştik canlıdan. 90 artı 3'te gelen golle oldu. Ama Galatasaray'ın burada ben diş geçirmesini bekliyorum. son 2 zaten taraftar da bir unutturmak isteyecektir. En azından lige, lige tutunmak istemeyecektir, iste, isteyecektir demeyeceğim ama bu basit bir tabir olur. Yani taraftara bir özür maçı olarak görüyorum. Maç sonu 2 okey. İdeal kombinemi aldım. 1.5 üstüne 2 yaparsanız hatta 2.5 üstüne 2. Maçın indeks beklentisi de 3 1lik Galatasaray galibiyeti. Napoli ile Parma. Bak bu maçı yazın. Bir tane imza atacağım maça. Şimdi Napoli'de hafta içi transferler oldu. Takip etti, takip edebildiniz bilmiyorum. Lukaku geldi aga. Conte'nin bir numaralı adamı. McTominay geldi aga. Yine süper. Napoli Bologna ile maç oynadı. Ben orada ne verdim? Dakika 11'de, bak dakika 11'de ilk yarı gole girdim. Dedim ki maçın 2.5 üst oranı 2.31, ilk yarı golü 1.53 e. Dakika 9 mu 10 mu ne öyle bir şey. İlk yarı gole girdim. Misli seviyesindekiler de yazabilir. İlk yarı direkt Napoli'nin atacağı gole girdim arka. Napoli 0.5 üst. At dedim ya 1000 TL. E. İlk yarıdan golü Napoli attı zaten. Sürekli şut deniyor, sürekli şut deniyor. Bak Parma muazzam bir ekip. Geçen hafta Milan'ı yendi. Maçı izledim. Aga Parma can yakacak bu sezon. Ciddi manada inanılmaz kontraya çıkıyor. Özellikle Denizmen, bu Romanya Euro 2024'te çok iyi iş yaptı. Orada da güzel iş yaptığı için Parma'da da iyi oynuyor aga. Ben söyleyeyim. Mücadelede oradan 2,5 üst atıyorum aga bak. 2,5 üst attım. 1.50, 3 bir, bir oranı var. Bunu geçtim. Benim sizlere vereceğim biraz yüksek oran. 2.61 bandında. İlk yarı Parma bir gol atarsa ortaya. Şunu da söyleyeyim aga. E, ee, mücadelede Parma'nın bir golüne bir 47 gibi oran var zaten. Ben ama ortaya atıyorum. Ne olur ne olmaz. Mücadelede 3 gol geleceğini düşünüyorum. İlk yarıda Parma'dan bir gol gelirse 2-61. Yazın imzayı at. Son mücadelem Tulus'ta Marsilya mücadelesi. Video uzun oldu mu bilmiyorum ama Tulus'ta çok iyi bir takım. Özellikle Goho var. Goho mu? Goho mu? Ne var? İyi, sol açık olarak oynuyor. Tulus'ta. Çok iyi iş yapıyor aga. Yani ben beğeniyorum. 23 yaşında. Tulus'ta da kendi evinde daha gol atamadı sanırım. Geçen mücadele berabere kaldı. Ondan önce de kendi evinde 1 0la mağlup oldu da Marsilya iyi başladı. Rimes'e son maç 2-2 kaldı. Ondan önce 5-1'lik bir Brest galibiyeti vardı Deplasman'da. Ben karşılıklı gelecek golleri bekliyorum. Aga. Güzel maç olur bu da. KG benim ideal tercihim olacaktır. Toplamda 10 adet mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlardan bahsettim. Sizlerden dediğim gibi tek ricamız erkenden ne atacağım? Beğeni ve yorum bekliyoruz değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoyu like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere seviyorsunuz. Bay bay.